Merhabalar, ben Berat Çokal. Sosyal medyada bilinen ismimle Monsieur Şokola. Bugün sizlerle şifası tadında nefis bir çorba yapacağız. Ana malzememiz karnabahar. Karnabaharı sevmeyenler bile içine eklediğimiz malzemelerle bu çorbayı bayılarak içecek. Kesme tahtamızı alıp bir an önce hazırlıklara başlayalım. Elimde orta boy bir karnabahar var. Bunu şimdi küçük çiçeklerine ayıracağım. Biliyorsunuz karnabahar aslında bir tür çiçek, yaprak değil. Yapraklar kenarlarında. Karnabahar yerken aslında bitkinin çiçeklerini yiyoruz. Tomurcuklarını daha doğrusu. Şöyle ortadan, sırt kısmından, alt kısmından daha doğrusu yaprakları alalım. Sonra da şuradan girip ayırmaya başlayalım. Bir. İki ve üç. Dört ve beş. Ve bu böyle gider. Çorba yapacağımız için görüntü konusunda çok endişemiz yok. Çok büyük parçalar halinde kalmasın. Biraz daha küçültün. Elinizle bile koparabilirsiniz. Şu şekilde parçalıyorum. Büyük parçaları da bıçakla ikiye veya dörde bölebilirsiniz. Neden parçalıyorum? Çünkü pişmesi kolay olsun diye. Şöyle bir ya da iki parçayı da ayırın. Bunlarla en sonda çorbayı süsleyeceğiz. Karnabaharları doğradım. Çorbayı tencerede hazırlamaya başlayabilirim. Yine A101'den aldığım çok güzel bir döküm tencerem var. Uzun ve yavaş pişimlerde döküm tencereler gerçekten çok işe yarıyor. Tencereyi yalnız önceden biraz ısıtmanız daha doğru olur. Isıtırken de yağını içine ekliyorum. 2 kaşık çiçek yağı yeterli. Bu çorbayı özellikle çiçek yağıyla yapıyorum. Çünkü zeytinyağı karnabaharın tadıyla biraz ağır olabiliyor. Yağ ısınırken soğanı doğrayacağım. Ortadan ikiye bölüyorum. Çok ince doğramanıza gerek yok. Zaten çorbanın içinde pişip kaynayacak. Karnabaharları yağ ısınmadan da tencereye alabilirsiniz. Üzerlerine bir tutam tuz ekliyorum. Bu arada yağ da ısındı. Tencereden sesler gelmeye başladı. Soğanı da ekleyebilirim. Soğanı önden kavurmanıza gerek yok. Hep birlikte tencerenin içinde kavuracağız. Çorbaların lezzeti içine koyduğunuz sebzeleri kavursanız daha da artacaktır. Bu çorbayı kavurmadan da yapmak mümkün. Ama o zaman böyle biraz donuk bir karnabahar tadı gelecektir. Ben bu karnabaharı soğanla birlikte yaklaşık 10 dakika kadar, kısa bir süre değil, 10 dakika boyunca kavuracağım. On dakikanın sonuna yaklaştık. İçine sarımsağı da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum.
Şimdi 10 dakika kavuruyoruz ama soğanı da yakmamamız lazım. Ateşe dikkat edin. Altı çok yüksek olursa soğanlar yanabilir. Kontrollü olarak ilerleyin. Bu noktada köri tozunu da ekleyeceğim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar köri tozu ekleyeceğim. Köriyi çok seviyorsanız çorba kaşığına kadar çıkabilirsiniz. Ve köri ile de birlikte biraz daha kavuracağım. Çorbanın kavurma kısmını tamamlamış olduk. Artık suyunu ekleyebiliriz. Elinizde kemik suyu, tavuk suyu, et suyu varsa onlardan da kullanabilirsiniz ama sadece suyla da bu çorbayı pişirmek ve lezzetli yapmak mümkün. Karnabaharların üstünü örtecek kadar su ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını yarım kapatıp yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Çorbamız tıngır mıngır kaynıyor. O arada ayırdığımız iki parça karnabaharla çorbanın üzerindeki süsleri yapacağız. Şimdi elimde mandolin denilen alet var. Sizin elinizde bu aletten olmayabilir. O zaman bıçakla olabildiğince ince dilimlemeye çalışın. Ben bununla ince dilimler halinde karnabaharı dilimleyeceğim. Elimde incecik, zar gibi kesilmiş karnabaharlar var. Bunları bir kaseye alacağım, parçalamamaya dikkat ederek. Bakın ne güzel doğramış. Mandolin dediğimiz alet. Doğradığım karnabaharların üzerine bolca sirke ve tuz ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Karnabaharları parçalamamaya dikkat ederek. Bunlar da çorba pişerken bir yandan hızlı bir turşu olacaklar. Çorbayı servis ederken üzerlerine ekleyeceğiz. Çorba pişip süzüldükten sonra içine yoğurt da ekleyeceğiz. 2-3 kaşık kadar yoğurdu şimdiden yoğurt kabından ayırıp bir kaseye koyun. Çünkü içine eklediğimiz yoğurdun oda sıcaklığında olmasını tercih ediyoruz. Bu sayede hem kesilme ihtimali azalıyor hem de çorbayla uyumlu bir sıcaklıkta oluyor. Çorba yaklaşık 20-25 dakikadır tıngır mıngır kaynıyor. Karnabaharların yumuşadığını düşünüyorum. Artık süzgeçten geçirebilirim. Şimdi bir bakalım. Elektrikli ocak kullandığım için altını kapasam bile kaynamaya devam ediyor. Şimdi bu noktada el blenderınız varsa el blenderını ocağın altını kapatıp ama çorbanın içine koyup çorbayı pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Ama ben bugün size blenderın icat olunmadığı yıllarda bile pürüzsüz çorba yapma tekniği olan süzgeçten geçirmeyi göstereceğim. Çorbayı süzgeçten geçirdim. Zannetmeyin ki süzgecin üstünde bir şey kalıyor. Çorbanın tamamı pürüzsüz bir şekilde süzgecin altına parçalanıp geçiyor. Dolayısıyla bir şeyi süzmüyoruz burada. Çorbayı pürüzsüz hale getirmek için kullanıyoruz süzgeci. Süzdüğümüz çorbayı alıp sadece sudan geçirdiğimiz tencerenin içine geri boşaltalım. Sıçrayabilir, dikkat. Tencerenin altını açtım. Bu noktada çorba fazla koyuysa bir miktar suyla açabilirsiniz. Ama dikkatli olun, birden fazla eklemeyin. Kıvamı çok kaçabilir. Yoğurt ayırmıştım oda sıcaklığına inmesi için. Yoğurdu biraz çırpıyorum. Bir kase kadar yoğurt var elimde. Çorbadan bir kaşık ekliyorum yoğurda.
hala soğuk olma ihtimaline karşın yoğurdu ılıştırıyorum. Ve yavaşça tencerenin içine ekliyorum. Bir iki kaşık kadar da krema ekliyorum. Çok değil. Kremayı da ekledikten sonra altını hafifçe açıyorum. Kaynaması gerekmiyor. Soğuduysa biraz ısınsın, yeterli. Kremayı da karıştırıyorum. Ve çorbam ısınınca servise hazır. Kremayı ekledikten sonra biraz daha ısıttım. Servise hazır hale getirdim. O arada da tadına mutlaka bakın. Tuzu eksikse, baharatı eksikse orada hala ekleme şansınız var. Bugün sizlerle karnabaharı sevmeyenlere karnabaharı sevdirecek körili, yoğurtlu, nefis bir karnabahar çorbası yaptık. Üzerinde de çorbayı yaparken hızlıca hazır ettiğimiz karnabahar turşuları var. Ekşisiyle, baharatıyla hem lezzetli hem de şifalı bir çorba bu. Siz de tariflerimizi hazırlayıp şifayı sevdiklerinizle paylaşın. Tarifi beğendiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basabilirsiniz. Denerseniz veya fikirleriniz varsa yine aşağıya yorum bırakabilirsiniz. A101'in kanalında paylaştığımız şifalı ve lezzetli tarifleri kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Haftaya başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.